Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan konuşacaktır. Buyurun Sayın Bayraktutan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetini saygıyla selamlıyorum. Devlet mezarlığı hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifi çok önemliydi. Parlamentoda uzun zamandır bir konsensusun, uzlaşmanın olmadığı, beş parti grubunun bir ortamda buluştuğu bir kanun teklifi, altında her grup başkan vekilinin imzası var. O anlamda Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bütün diğer parti meclis gruplarına saygılarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Neden? Çünkü Bülent Ecevit bizim 3. genel başkanımız. Bizim için çok önemli, Türk siyaseti için çok önemli. Hangi Bülent Ecevit? Önce onları ifade edelim, ondan bahsedelim. Ne diyor Ecevit? Bizim iki gücümüz var, biri hak, biri hak diyen Bülent Ecevit. Toprak işleyenin, su kullananın diyen Bülent Ecevit, değerli arkadaşlarım. Ne ezilen, ne ezen, insanca hakça düzen diyen Bülent Ecevit. Bir ülkede banka kapıları zenginler için açık, fakirler için daracıksa o ülkede demokrasi yoktur diyen Bülent Ecevit, değerli arkadaşlarım. Biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına, Batı Anadolu'nun haşhaş tarlalarına yazdık diyen Ecevit, değerli arkadaşlarım. Böyle bir Ecevit, halkçı Ecevit, dürüstlük denildiğinde Türk siyasetinde ilk akla gelen Ecevit. O nedenle bu çok önemli. Değerli arkadaşlarım, bu konuşmayı benim yapmam da benim açımdan çok önemli. Bundan yaklaşık 50 yıl önce, bir yarım asır önce Artvin'e geldikleri zaman 7 yaşındaki bir çocuğa bir balon veren Rahşan Ecevit, onu duyguyla hatırlayan bir kişi olarak bu konuşmayı yapıyorum. Bundan 50 yıl önce deselerdi ki, başbakanın eşi şeye geldi, Rahşan Hanım, siz de bu konuşmayı, definle alakalı konuşmayı siz yapacaksınız. Nostradamus'un kehanetini de bile bir kehaneti öngöremezdik değerli arkadaşlarım. O nedenle Artvin milletvekili olarak bu anlamda büyük bir onur taşıyorum. Sayın Grup Başkan Vekilim Engin Altay'a da şükranlarımı arz ediyorum değerli arkadaşlarım. Halkçı Ecevit, bakın Kıbrıs çok önemli değerli arkadaşlarım. Kıbrıs'ta 1974'te Cenevre görüşmelerinde hani ne diyor Turan Güneş? Ayşe tatile çıksın diyor. Bugünlerde olanlar gibi illerden icazet alan değil, Türk ordusunun gözünü kırpmadan Rum mezaliminin yaşandığı Kıbrıs'a gönderen Bülent Ecevit. Daha sonra 79-80'de darbe olduğu zaman, o kötü günlerde, o kötü acılar çekildiği zaman zincir bozanda acıları çeken Bülent Ecevit. Ama her günde, her ortamda, her saatte, her dakikada onunla beraber Türk siyasetinde belki de örneği olmayan bir eş, onunla beraber dayanışma duyguları içerisinde olan bir eş. Zincir bozanda o kötü günler yaşandığı zaman da yanında olan Ecevit, Rahşan Hanım, başbakanlığa yükselip Türk siyasetinin en uç noktalarına uğraşan dürüstlüğün sembolü Bülent Ecevit'in yanında olan Rahşan Ecevit. O anlamda Rahşan Ecevit çok önemliydi. Daha önce 2006 yılında Ecevit'i kaybettiğimizde buradan Ankara'dan dualarla uğurladık. 14 yıl sonra 60 yıllık siyasi beraberliklerinde beraber olan, yan yana yürüyen, Robert Kolej'de başlayan bir aşk değerli arkadaşlarım. Türk siyasetinde böyle bir olgu, böyle bir belki de ortam, böyle bir tarih yaşamamıştır. O anlamda parlamentonun, yüce parlamentonun bu konudaki bir ortak çizgide buluşmuş olması, yüce parlamentonun bu kanun teklifine beş parti grubunun imza atması gerçekten çok önemli, çok değerli değerli arkadaşlarım. Bundan sonra da inanıyoruz ki devlet mezarlığı ile alakalı bir ortamda buluştuğumuz her siyasi parti grubunun aynı kanun teklifinin altına imza atmış olduğu bu coğrafyada bundan sonra da özgürlükler, demokrasi, hukuk, adalet ve diğer uğraşlarda da temennim aynı kanun teklifinin altına imza atan bir parlamento gerçeğini Türkiye'nin ortamına sağlamamızdır değerli arkadaşlarım. Bakın, Çalışma Bakanı Türkiye'de emek mücadelesinin en önlerinde yürüyor Ecevit. Çalışma Bakanı iken ortaya koymuş olduğu teklifler emek, iş mücadelesinde, aşk mücadelesinde çok önemli bir mücadelelere de kendisini ortaya koyan Ecevit. Başbakanlığı 2002 yılında görevini devredene kadar sağlık sorunlarıyla boğuşan, ama biraz önce de ifade ettiğim gibi 60 yıllık yaşamlarında bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye örnek olan bir siyasal yaşam, bir aşk öyküsü. Ecevit'te Rahşan Ecevit'te Bülent Ecevit'in öyküsü. 2006'da ölüm gerçekleşti. Geçtiği zaman ne diyordu Ecevit? Beni mutlaka eşimle beraber aynı yere defnedin diye. Bugün o vasiyeti kabul eden, parlamento o vasiyeti meşru kılan bir kanun teklifinin ortasındaki imzaya beş parti grubu olarak imza attı. Bir kere daha bu konudaki saygılarımızı, müteşekkir olduğumuzu parlamentodaki bütün siyasi parti gruplarına, Mustafa Kemal'in partisini milletvekili olarak onun yüce parlamentosundan, kürsüsünden haykırmaktan büyük onur ve mutluluk diyorum değerli arkadaşlarım. Sözlerimi bitirmeden önce eğer uygun görürseniz Ecevit'in eşine en büyük aşkım dediği, Ecevit'e yazmış olduğu dizelerle sözlerimi bitirmek istiyorum.
Diyor ki el ele büyüttük sevgiyi. Birlikte öğrendik seninle avucumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi. El ele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi. Tırtılları tanıdık seninle baharda. Tırtılırken daha sevmeyi öğrendik sevgiden örüyen kelebeliği. Değerli arkadaşlarım, Bülent Ecevit sağlığında üç şeyi çok sevmişti. Bunlardan bir tanesi vatanıdır. En büyük eserim dediği, en büyük sevgilim dediği Türkiye Cumhuriyeti'dir. Mustafa Kemal. Buyurun Sayın Bayraktar. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir diğer sevgisi ise Cumhuriyet'in banisi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi, mavi gözlü dev adamdı. İki mavi gözü çok sevmişti. Bir büyük aşkı da Rahşan Ecevit'ti. Üç büyük aşkını da bütün yaşamında kendine şiar edindi. Sözlerimi bitiriyorken kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusunlar diyorum. Rahşan Ecevit'i, Bülent Ecevit'i, bu ülkenin sosyal demokratları, yurtseverleri, devrimcileri yaşamları boyunca, yaşadıkları müddetçe kalplerinde bir güvercinin çırpıntısı gibi hatırlayacaklar. Onlara ruhu şad olsun diyorum. Bir kere daha sözlerimi bitiriyorken Mustafa Kemal'in milletvekili olarak ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyor. Yüce heyetimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Bayraktar.